Bekir Azar Dünya batıyor. Yeryüzündeki tüm ülkelerin toplam gayri safi milli hasılası 101 trilyon dolar. Ancak baktığımızda toplam borçla arasında adeta uçurum var. Uluslararası Finans Enstitüsü IAF küresel borç monitörü raporunu yayınladı. Dünyadaki küresel borç tutarı 2022'deki yaklaşık 7 trilyon dolarlık azalışın ardından 2023'te 15 trilyon dolardan fazla artarak 313 trilyon dolarlık yeni bir tarihi rekor kırdı. Küresel borç tutarındaki artışın yaklaşık %55'i çoğunlukla Amerika, Fransa ve Almanya'nın etkisiyle gelişmiş ekonomilerden kaynaklandı. Rakamlara baktığımızda refah içinde yüzen ancak kırtlağına kadar borç batağında olan bir batı var karşımızda. Batı'nın da içinde olduğu gelişmiş ekonomilerin toplam borcu geçen yıl 208.3 trilyon dolar olarak hesaplanırken gelişmekte olan piyasalardaki borç 104.6 trilyon dolar olarak kaydedildi. Yani dünyadaki toplam küresel borç miktarının 3'te 2'si gelişmiş ülkelere ait. Peki Ortada borçlu olduğuna göre bunun bir de alacaklısı var tabi. Yeryüzünde faaliyet gösteren toplam 40 milyon şirkete ait bu alacakların büyük bölümü. O 40 milyon şirketin en tepesinde de patron olarak 2000 devasa holding var. O holdinglerin tepesinde de 28 zengin aile oturuyor. Hemen tamamı da Yahudi. Doları da bunlar basıyor. Müthiş şekilde taptıkları parayla inşa ettikleri bu devasa piramit sayesinde borçlu ülkelerin yönetimlerinde at koşturarak diledikleri zaman sopayı indirecek gücü yani doları konuşturuyorlar. Tabloya baktığımızda insan hakları ve hukuktan bahseden yeryüzünün en gelişmiş ama aynı zamanda en borçlu ülkelerinin neden soykırıma, bebeklerin ve çocukların katline sessiz kaldığı hatta destek vermelerinin nedeni de ortaya çıkıyor. Çünkü hepsinin boynunda tam 208.3 trilyon dolarlık borç tasması var. Böyle bir ortamda Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan 3. Dünya Savaşı'nın kapıda olduğunu söyledi. Böyle bir savaş bu kadar borç yükü altında olan bir dünyada kaçınılmaz gözüküyor. Batmaktan kurtulmanın yolu ekonomik savaşı kazanmak. Yapay zeka ile öne çıkmak ve teknolojik üstünlük kimde olacak sorusunun cevabı olmaktan geçiyor. Fidan dün aynen böyle söylüyordu. Ülkeler ya birer birer batacaklar ya da savaşlarla ve yeni geliştirdikleri teknolojileri kullanarak alan açmakla çıkış yolu arayacaklar. Ancak gelişmiş ülkeleri ve özellikle de Siyonizmin oyuncağı ve kölesi haline gelen Amerika'yı büyük tehlikeler bekliyor. Bunlardan ilki dünyada dolardan kaçış ve ülkeler arasında kendi para birimleriyle alışveriş furyası başlaması dolar imparatorluğu çökerse ilk darbeye alacak ve yıkıma uğrayacak olan Amerika'nın ta kendisidir. İkincisi ise son zamanlarda dünyaca ünlü ekonomistlerin sıklıkla dillendirdiği borçları 40 trilyon dolara koşan Amerikan ekonomisinde şişirilmiş balon patlayacak, büyük kriz yaşanacak şeklindeki iddialı çıkışlardır. Hatta içlerinde tarih bile verip Amerika'da büyük çöküş 2025 ortasında gerçekleşecek diyenler var. Piramidi kuranlar ve onların hamisi olan alacaklıların Siyonist İsrail katliamlarına köprü olup Amerika gibi ülkeleri sopayla Tel Aviv'e silah yığıma ve soykırıma ortak etme girişimleri bedel ödeyecek. Sahip oldukları alacaklı 40 milyon şirket beter olacak görünüyor. Bir de bunun Pekin ayağı var. Çin bugüne kadar Afrika ve Avrasya'da Akdeniz'de 845 milyar dolarlık liman, yol, köprü ve benzeri altyapı üst yapı yatırımı yaparak tam 163 ülkeyi kendine borçlandırdı. Bu ülkeler üzerinde etkisini artırdı. Amerika'daki tüm askeri stratejistler Çin borçlandırarak ülkeleri satın alıyor, gebe bırakıyor, eksenine çekiyor. Durum vahimden de öte diye haykırıyor. Halbuki Amerika'da sadece Pentagon'un yıllık bütçesi 900 milyar dolardan fazla. Amerika hem bu kadar savunma bütçesi harcaması yapıyor hem de bütün dünyada giderek artan şekilde nefretin ve güvenilmezliğin odağı haline geliyor. Çin'in yeryüzünün her köşesinde altyapıya yaptığı yatırımlar ülkeleri Pekin'e bağlarken aynı parayı harcayarak bu işi silahla ve tehditle gerçekleştirme yolunu seçen Amerika'yı çöküşe götürüyor. Bu durum Amerika'nın giderek artan bir şekilde Türkiye'ye hayati derecede ihtiyacını gösteriyor. Zaten emperyalistlerin ve sömürgecilerin kovulduğu bir ortamda Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrasya'dan Afrika ve Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada menfaatleri ve güvenliği için Türkiye ile işbirliği stratejik ortaklıktan daha ileri olmazsa olmaz bir hayati gerekliliği ortaya koyuyor. Türkiye'nin hem savunma ve askeri bakımdan güçlenmesi, yerli ve milli harp sanayini oluşturması hem de gönüllü coğrafyası olarak özetlenecek küresel bir alanda etkisi, nüfuzu, yumuşak gücü, küresel diplomasi de güçlü oyun kuruculuğu ve benzeri avantajlarıyla her ülkenin şemsiyesinin altına girmek istediği, müttefikliği ve işbirliği için sıraya girdiği bir konuma yükseliyor. Biraz sabırlı olursak yakın gelecekte ülke olarak muazzam kazanımlara ulaşacağız inşallah. Çöküşü yaşama riskiyle karşılaşanlar için her yol Ankara'ya çıkacak çünkü. Bekir Azar, Takvim Tamer Korkmaz, Gemilerde Hususi Talim Var Yemenlilerin çektiği Gemi Gemi adlı klipte İsrail, Amerika, İngiltere Şer İttifakı'nın Kızıldeniz'de Madara olmalarıyla epeyce bir dalga geçiliyor. Kızıldeniz'de bir nevi battı balık yan going vaziyetindeki bu gemilere. Medyamızdaki Amerikan muhiplerinin gözleri tamamen kapalı. Bu mevzuda ellerinde okuyucularının zihinlerine atacakları Tomahawk ve de Cruise füzeleri kalmadığı için bu defa psikolojik harekat hesabına ulaşılamıyor. Tek seçenekleri sessizce seyretmek ve göstermemek. Sem amcayla biraderlerinin yaşadığı berbat durumu perdeliyorlar ki batılıların Kızıldeniz sularında yediği esaslı dayak görünmesin. Özel atış poligonu. Geçen Kasım ayından bu yana İsrail, Amerika ve İngiltere'ye ait gemiler yüzden fazla kez vuruldu. İngiliz The Telegraph, Husilerin yani Ensarullah güçlerinin Kızıldeniz'i özel atış poligonu haline getirdiğini yazdı. Gazete Yemen'i Amerika'nın bölgedeki başarısızlığının sembolü diye tanımladı. Haydut Devlet Amerika'nın neredeyse her hafta Yemen'e yönelik seri bombardımanı Husi'leri durduramıyor. Yemen batı cephesine fiilen direnen başlıca merkezlerden biri haline geldi. Husilerle Hususi Bey Attıklarını vuran bu Husiler doğrusu pek hususi bir güç. Aman onları bizdeki pek hususi beyle karıştırmayınız. CHP'nin başındaki özgür hususi bey Hamas'ı terör örgütü diye tanımlıyor. Böylece Batı kulübü devletlerine şirinlik yapıyor. Husiler en başından beri Hamas'ı destekliyor. İşgalci İsrail Gazze'ye yönelik savaşı sürdürdüğü sürece Kızıldeniz'de gemilere saldırmaya devam edeceğiz diyorlar. Bu husiler her bir saldırıda Özgür Hususi Bey'in Sem amcasının karizmasını fena halde çiziyor. Ensarullah güçleri geçen cumartesi akşamı Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan Amerikan uçak gemisi USS Eisenhower'ı bir kez daha vurdu. Pes edip e doğru yola çıkan uçak gemisi oradan da evine dönecek. Onun Kızıldeniz'deki yerini ise bir başka uçak gemisi Theodore Roosevelt alacakmış. Yani nedir? Husilerden hususi dayak yeme sırası Theodore Roosevelt'ta. Yanki Go Home. Deniz Gezmiş'in devrimci arkadaşı Sinan Cemgil'in ODTÜ'de okurken bir sınav sırasında Amerikalı öğretim üyesine verdiği efsane cevabı tam da burada Özgür Hususi Bey için bir nevi siyasi tarih dersi kapsamında hatırlayalım. Sınav esnasında bir öğrenci Amerikalı öğretim üyesine İngilizce bilmiyorum deyince Yanke Hoca yıllardan beri ODTÜ'de İngilizce eğitim görüyorsunuz nasıl olur da İngilizce bilmezsiniz diye çıkışmış. Amerikalı'ya cevabı arkadaşının yerine Sinan Cemgil vermiş. Bizler Ottü'de sadece İngilizce üç kelime öğrendik. Yankee go, home. Günümüzde haydut devlet Amerika'ya Kızıldeniz'de bir teviye Yanki, go, home çekenler mi? Yemen illerinde Husiler. Hususi Bey ise tribünlerin arkozlamayı sevdiği için bize düşen deniz gezmiş ve arkadaşlarının davasına sahip çıkmaktır repliğiyle sadece slalom yapıyor. Sözde solcu siyasi eczacı Özgür Efendi, Hamas'a da Husilere de karşı. Berlin'de çifte standart. Özgür Susi Bey geçen Nisan'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüşmüştü. Herr Steinmeier, Özel'in Almancasını mükemmel diye nitelemişti. Eh Alman polisinin de çifte standardı mükemmel. Başkent Berlin'de Siyonist İsrail'in katliamlarını protesto eden göstericileri darp ederek gözaltına aldı polisay. Buna mukabil aynı polisay Berlin'deki LGBT göstericilerine eşlik etti, onları itina ile korudu. AB'nin lokomotifi Almanya'da insan hakları kriteri çifte standartla çalışır. Yıllardır bize dinlettikleri Kopenhag kriterleri şarkısı da aynı bozuk plaktan çıkmadır. Tamer Korkmaz Yeni Şafak